Merhabalar, ben Avukat Ayhan Ömer. Geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Biz ailecek 2015'te Green Card'la Chicago'ya yerleştik. Eşimin kız kardeşi bayan kuaförü. Onu Amerika'ya 1 veya 2 yılında çalışma vizesiyle getirmemiz mümkün mü diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Eğer siz bahsettiğiniz gibi eşinizin kız kardeşini Amerika'da çalışabilmesi, bayan kuaför olarak çalışabilmesi için getirmek istiyorsanız o zaman ya burada ona sponsor olabilecek, yani Chicago'da ona sponsor olabilecek bir belki kuaför salonu var ise onun çalışabileceği ya da onunla çalışmayı kabul eden bir yer. Onun üzerinden çalışma vizesi tarzı ya da green card tarzı çalışmalara bakabilirsiniz. Yani sonuç olarak evet, sorunuzun cevabı evet, ama tabii şartı ne bunun? Şartı Amerika'da bir iş yeri olması gerekiyor. Sponsor olacak ona. Bu sponsor olacak iş yerinin finansal durumu yerinde olması lazım. Ve o kişiyle çalışmak istiyor olması lazım. Ve gerekli sponsorluk işlemleri başlatması gerekecek o iş yerinin. Eğer o iş yeri bu çalışmaları başlatırsa o zaman bu bayan kuaförü kişi Amerika'ya gelip ya çalışma vizesi tarzı bir vize altında ya da Green Card adı altında çalışması mümkün olacak deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Ben çifte vatandaşım, eşim Alman vatandaşı ve green kartı var. Ben bir Amerikan firmasında çalışıyorum ve 2 senelik bir görev için beni Türkiye'ye yolluyorlar. Acaba bu durumda eşimin green kartı yanar mı? İkametgahımız hala Amerika'da, evimiz vesaire olacak. Şu anda mortgage ödüyoruz tarzında bir detayla bu takipçimiz bu eşinin durumunu bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Sonuç olarak eşinizin tabii Amerika'da ikametgahının bulunuyor olması, evinizin oluyor olması tabii ki bunlar yeşil kartı korumasının önemli sebeplerinden bir tanesi. Tabii diğer durumda sizin 2 senelik bir Türkiye'ye işinizden dolayı gideceğinizden bahsediyorsunuz. Şimdi burada önemli olan nokta eşinizle sizle beraber mi geliyor yoksa Amerika'da mı kalıyor? Bu noktayı anlamak. Eğer o da sizle beraber Türkiye'de 2 yıl kalacaksa o zaman burada yapılacak en ideal şey re-entry permit dedikleri ülkeye tekrar giriş yapabilmesine izin veren ve yaklaşık 2 yıl boyunca ülke dışında hiçbir sorun yaşamadan kalmasına imkan sağlayacak başvurunun yapılmasına fayda var. Dolayısıyla eğer ne zaman gitmeye hazırsanız ondan birkaç ay öncesinde bu re-entry permit adımı atılması ve bununla beraber de eşinizin sizinle beraber Türkiye'de 2 yıl kalmasında hiçbir sıkıntı olmadan gerekli başvuruyu yapıp izni alabilecektir. Dolayısıyla bu noktadaki tavsiyemiz bu. Eğer 1 yıldan fazla ülke dışında eşiniz kalacaksa deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Amerikan vatandaşı için başvuruda bulundum. Parmak izi randevusuna gittim. Şimdi mülakat tarihi bekliyorum. Nisan ayında ailece 15 günlük bir tatil için Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Amerika'dan çıkış yapmam vatandaşlık işlemleri için herhangi bir sorun teşkil eder mi? Ya da sürecin uzamasına sebep olur mu diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi siz Amerika vatandaşlığı için başvuru yapmış durumdasınız ve parmak izinizin randevusuna gitmiş durumdasınız ve dolayısıyla bundan sonraki beklediğiniz süreç sizin göçmenlik dairesinden size verilecek vatandaşlık başvurusu görüşmesi olacak. Dolayısıyla bu noktada önünüzde seyahat etmenizi engelleyen bir durum yok. Eğer hala geçerli yeşil kartınız var ise elinizde süresi geçerli olan, o zaman ülke dışında seyahat etmenizde hiçbir sorun olmayacaktır. Bu ne sizin vatandaşlık başvurunuzu etkiler ne de uzamasına sebep olur deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen hafta bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Amerika'da bilim, icat ve inovasyon üzerine dernek ve federasyon kurmak istiyorum. Bunun yasal prosedürü nasıldır diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi Amerika'da kişiler hem ticari anlamda iş yapacak şirketler ya da firmaları kurabilirler. Hem de ticari bir niteliği olmayan, amacı olmayan dernek ya da vakıf tarzında kuruluşları yapabilirler. Burada önemli olan nokta tabii hangi eyalette olacağınız ve hangi eyalette bu işlemleri yapıyor olacağınız. Dolayısıyla bahsettiğiniz şekilde bilim alanında bir dernek kurmak ya da federasyon kurmak mümkün. Bunu bulunacağınız eyaletteki State Department'a yani başvuru yaparak kuruluş imkanı mümkün olacak. Fakat önemli olan bu durumlarda
iki şekilde görülebilir. Bir tanesi kuruluşun yapılması. Bu da dernek veya vakıf anlamındaki kuruluşun yapılması devlet bazında. İkincisi de zaman geldiğinde vergi dairesi yani IRS tarafında da şirketin bağış alabilmesi ve bağış alırken de bir vergiye tabi olmaması, gelir elde ederken bir vergiye tabi olmaması ve o da bağışta bulunanlarında yaptıkları bağışı kendi vergilerinde gider olarak ya da işte kendi vergilerinde beyan edebilmeleri imkanı mümkün olacaktır. Yani vergi dairesi aşaması hemen olmayacak ama daha sonra gerekecektir. Bu olmadan da aslında vakıf ya da dernek işte destek alma amacını tam yerine getiremeyecektir. Şimdi ben hani bu noktada birazcık açacağım çünkü bu önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Özellikle farz edelim siz bu kuruluşu yapacaksınız. Genelde eyaletlerin bu noktadaki bakışı tabii her eyaletten eyalete değişebilir. En az 3 tane yönetim kurulu üyesinin oluyor olması gerekiyor. Dolayısıyla siz en az 3 yönetim kuruluyla örnek verelim. New York'ta bu tip bir vakıf ya da derneği kuruluşunu eyalet bazında yapabilirsiniz. Ve eyalet bazında bunu yaptıktan sonra ikinci yapılacak şey bu vakıf ya da derneğin işte tüzüğünün belirlenmesi ve planlarının amaçlarının çiziliyor olması olacaktır. Ve bu dernek ve vakıf gerekli çalışmalara başlayıp işte bu toplantıysa toplantı ya da bu belli bir anlamda hizmetse o hizmeti ve sağlamaya başladıktan sonra birkaç event ya da toplantı olaylarından sonra da vergi dairesine başvuru yapıp vergi dairesinden 501'in altındaki yer alan ayrıcalık yani bu vergi avantajından faydalanması için gerekli başvuruyu yapması gerekecektir. Ve bu vergi dairesinden de vakıf ve dernek özelliğini elde ettikten sonra artık ona bağışta bulunacak üyeler ya da dışarıdan bağışta bulunan kişiler bu noktada bu derneğe ya da vakfa yaptıkları bağıştan dolayı kendi vergi beyanlarında bunu yansıtabileceklerdir. Ve aynı şekilde de bu vakıf ya da dernek bu destekleri aldığı zaman bağışları ya gelir olarak değil, işte bunların gelir üzerinden hani vergi ödemesi durumuna girilmeyecek. Bazı noktalarda da özel bu vergi istisnası durumundan dolayı da bir yer kiralarken aynı şekilde vergilere tabi olmayacak. Dolayısıyla bu hem eyalet bazında yapılacak çalışma hem de vergi dairesi tarafında yapılacak çalışma bu dernek ya da federasyon için kuracağınız çok önemli bir yer teşkil edecek. Ben hani özellikle bu şekildeki takipçimizin sormuş olduğundan dolayı şöyle bir şey de belirtmek istiyorum. Gerçekten hani Amerika'da bu tip dernek ya da vakıfların kurulması, desteklenmesi ve gerçekten kuruluş amacına yönelik çalışmaları yapıyor olması bizim hem buradaki toplumumuza hem de Amerika'ya çok büyük fayda sağlayacak adımlar olacak. Dolayısıyla bu noktada bu takipçimizi destekliyorum. Hani herhangi bir şeye ihtiyacı varsa bizi de haberdar edebilir. Bu tip girişimlerin desteklenmesi gerektiğine inanıyorum deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen hafta bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika'da Delaware'de 5 aylık bir şirketim var. Ortalama 5000 dolar cirosu var. Bu şirketin Amerika'ya gelmek ve ileride Amerika'ya yerleşmek için bana ne derece faydası olur? Şu an ABD'ye vizem yok diyor bu iş adamı takipçimiz. Eğer siz kurduğunuz bu firma aktif bir şekilde ilerlemeye devam ederse ve bu ilerleyişinden sonra devamlı işte burada aylık cirolarını artırıp burada eleman çalıştırırsa ve iki ülke arasında ticareti de geliştirirse bunun üzerinden size faydası Amerika'ya çalışma izni size verecek olan yatırımcı vizesi ya da ticaretçi vizelerine sahip olmak olacaktır. Dolayısıyla evet şu an belki direkt ABD'ye gelmenizi gerektiren bir durum yok ama bu şirketinizin aktif bu şekilde ilerliyor olması ve iş hacminin de artıyor olması sizi ileride ne zaman ki buradaki firmayı yönetmek için Amerika'ya gelmek isterseniz o zaman size çok büyük faydaları olacaktır ve dolayısıyla sizin yaptığınız bu ticaret daha sonra da yatırımcı vizesi ya da E1 vizesi dedikleri ticaretçi vizesi almanıza ve Amerika'daki firmanızı yönetmenize imkan sağlayacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Kişi hem Amerikan hem Türk vatandaşı olup her iki ülkede de evlilik yapabilir mi diye bir takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ki siz çifte vatandaş olarak tabii olmasanız bile hem Türkiye'de ya da Amerika'da evlenmenizde bir engel yok. Burada önemli olan şunu bilmeniz. Sonuçta siz eğer
Türkiye'de evlenirseniz bu eviniz dünyanın her yerinde geçerli ve Amerika'da da geçerli olacaktır. Ya da Amerika'da evlenirseniz bu o evliliğiniz Türkiye'de ve dünyanın her yerinde kabul görecek bir evlilik olacaktır. Dolayısıyla şu noktayı iyi anlamak lazım. Tabii ki siz istediğiniz iki ülkeden birisinde de evleneceğiniz kişiyle evlenebilirsiniz. Ama bu aynı anda tabii birden fazla kişiyle evlenmek anlamına sakın gelmesin. Ya da ben bir ülkede bu kişiyle evlenirim, diğer ülkede diğeriyle evlenirim tarzı yasal olmayan ya da iki evliliği de iptal duruma sokacak evlilik adımlarını, yani bir anda birden fazla kişiyle evlenmeyi mümkün olmayacaktır. Ve dolayısıyla bu iki ülke tarafında da yasal olarak kabul edilmez ve evliliğin iptali noktasını gündeme getiren bir durum olacaktır. Bunu da lütfen göz ardı etmeyin deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Work and Travel programı için aldığımız C1 vizesinde 2 yıl kuralı oluyor mu? Yani üniversitenin 2. yılında Work and Travel yaparsak 2 yıl kuralı yer miyiz diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. C1 vizelerinde 2 yıl kuralı Work and Travel programlarında uygulanmamaktadır. Dolayısıyla eğer siz Amerika'ya Work and Travel programıyla gelirseniz bu programa geldiğinizden dolayı herhangi bir 2 yıl kuralına tabi olmayacaksınız. Yani dolayısıyla herhangi bir 2 yıl kuralı yok. 2 yıl kuralına tabi değilsiniz. Gönül rahatlığıyla Work and Travel programınızı gelip yapıp ülkenize dönüp okulunuzu bitirebilirsiniz diye takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Bekarken alınan Amerikan turist vizesi, B1, B2 vizesi evlendikten sonra Amerikan gümrük kapısında bir sorun teşkil eder mi diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Sizin aldığınız vize bekarla evli olduğunuzda olsun, önemli değil. Geçerlik süresine kadar geçerlidir. Ya bu iptal edilene kadar ya da geçersiz aralığına kadar da sizin Amerikan vizeniz iptal olmaz. Dolayısıyla siz bekarken aldığınız B1 ve B2 vizesini evlendikten sonra yenilemenizi gerektiren bir durum söz konusu değildir. O hala geçerli bir vizedir. Ve dolayısıyla eğer siz tabii ki yeni pasportunuzda bunu işletmek isterseniz tabii ki yapabilirsiniz konsolosluk irtibata geçip. Ama işletmek istemeseniz de eski pasportunuzda olan, geçerli olan turist vizenizi yeni pasportunuzda kullanabilirsiniz. Bu konuda herhangi bir engelle karşı karşıya kalmayacaksınız deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Amerika'dan alınan E2 vizesiyle Amerika'dan Türkiye'ye gitsem tekrar Amerika'ya girişte sıkıntı yaşar mıyım diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi eğer E2 vizesine başvurduğunuzu Amerika'da bulunduğunuz bir durumda ve statü değişikliği olarak yaptıysanız bu size Amerika'nın içinde 2 yıla kadar oturum veren bir statü haline gelir. Dolayısıyla siz artık tabii ki ülke dışına çıktığınız an burada var olan E2 vize statünüz bitiyor olacaktır. Dolayısıyla ülke dışına çıkıp Türkiye'ye gittiğinizde tekrar Amerika'ya E2 vizesi statüsüyle gelmek istiyorsanız o zaman çıkış yapılmadan önce dosyanızın Amerikan konsolosluğuna hazırlanıyor olması ve Amerikan konsolosluğuna randevu alındıktan sonra siz ülke dışına çıkış yapıp Amerikan konsolosluğuna görüşmeye gidip ve bu görüşmenin sonucunda da E2 vizenizi alıp tekrar gelip Amerika'ya giriş yapıyor olacaksınız. Dolayısıyla çıkış yaparsanız tekrar E2 vizesiyle giriş yapabilmek için de evet sorun yaşamamak için Amerikan konsolosluğundan vizenizi almanız gerekecektir. Yoksa Amerika'ya tekrar E2 ile giremiyor olacaksınız. Dolayısıyla E2 vizesine girebilmek için de Amerikan konsolosluğuna gidiyor olmanız lazım. Geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Ablam green card çekilişini kazanarak 2 yıldır kart sahibi. Şu an kendisi 2 aydır Türkiye'de ve otizm tedavisi gören oğlunu burada tedavi ettiriyor. Yaklaşık 2 yıl Amerika'ya tedavi sürecinden ötürü girmeyi düşünmüyor. Green kartını iptal olmaması için ne yapmamız gerekiyor ve işlemleri Türkiye'de yapabilir miyiz diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Ablanızın var olan green card hakkını kaybetmemesi için yapması gereken en mantıklı şey kısa bir süre içinde plan yapıp Amerika'da gelip en azından birkaç hafta ya da bir ay, bir buçuk ay kalabileceği bir zamanı ayarlayıp geliyor olması lazım. Ve bunu da yaparken 6 ayını doldurmadan ülke dışında gelip giriş yaparsa ve burada da çıkış yapmadan önce burada bulunduğu o 2 hafta ya da 1 ay ya da 1,5 aylık süreçte
ülkeye tekrar giriş yapabilmesi ve ülke dışında en az 2 yıl kalmasına imkan veren seyahat izni başvuru yapıp bu seyahat izni başvurusunu yaptıktan ve parmak izni verdikten sonra Türkiye'ye gidebilir. Dolayısıyla bu başvurusundan dolayı da ülke dışında 2 yıl daha herhangi bir sorun yaşamadan kalabilir ve bu sayede de green card'ını kaybetmemiş olacaktır. Dolayısıyla tavsiyemiz bu olacak. Yoksa öbür türlü 1 yıl geçirdikten sonra ülke dışında green card'ını kaybetme durumuyla karşı karşıya kalacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. B1-B2 turist vizesiyle gelip Amerika'da kuracağım bir şirketten kazanacağım parayla E2 vizesine başvurusu yapabilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Sizin eğer E2 vizesiyle yatırımcı vizesi almayı adımını atmak istiyorsanız ve bu adımı atarken de yatırım yapmanız gerekiyorsa bu yatırımın kaynağı ve nereden geldiği önemli olacaktır. Dolayısıyla siz eğer bu şekilde bir adımda, yani ben Amerika'ya turist vizesiyle gelip ondan sonra da kuracağım firmadan elde edeceğim geliri yatırım olarak firmaya koyacağım derken deme noktanızda bu hemen çok practical anlamda çok kolay olmayabilir. Dolayısıyla bu noktada tavsiyemiz miktar ne olursa olsun, en düşük miktar bile olursa olsun gün sonunda siz bu firmayı kurarken belli bir yatırım yapmanız gerekecek. Ve bu yatırımı yaparken bu yatırımı ülkenizden kaynağınızı kanıtlayabileceğiniz bir şekilde buraya transfer yapıyor olmanız önemli olacaktır. Yani siz sonuçta bir şirketi kuruyorsunuz ve şirketi kurarken belki çok cüzi miktarda bir parayla da bunu yapabiliyorsanız bu paranın kaynağını da kanıtlanabilecek ve yatırım olarak diyelim ülkenizden getirebileceğiniz bir yatırım olmasında önem vardır. Dolayısıyla bahsettiğiniz şekilde bir başvuruyu, E2 başvurusu yapması çok mantıklı olmayacaktır. Belki detaylı değerlendirilirse mümkün olabilir ama dediğim gibi bence bu şekilde bakmayalım. Sonra sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Tavsiyemiz ne kadar bile düşük olursa olsun o şirketi açacak ya da kuracak olan miktarı yatırım olarak getiriyor olmanız ve bu yatırımı getirmenizden dolayı da daha sonraki yatırımcı vizesi değerlendirmesini yapmanız çok daha mümkün olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Green Card'dan sonrası Amerikan pasaportunu aldıktan sonra Amerika'ya giriş çıkış yapma zorunluluğu devam ediyor mu diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi kişiler Amerikan vatandaşlığını elde ettikten sonra artık isterseler Amerika'da yaşarlar, isterseler ülke dışında yaşarlar ve isterseler hiç Amerika'ya gelmezler. Bu şekilde bir gelme zorunluluğu yoktur. Yani siz artık ülke dışında yaşıyorsanız Amerika'ya gelmenizi ya da gelmemenizi gerektiren bir zorunluluk söz konusu değil. İsterseniz hiç gelmezseniz, isterseniz bazen gelirsiniz. Ama burada önemli olan diğer bir nokta Amerika'daki belli hakları kaybetmemeniz ya da belli zorunluluklarla karşı karşıya kalırsanız bunları yerine getirmeniz. Örnek vereyim mesela. Bir tanesi tabii ki vergi beyanında bulunmak. Siz ülke dışında bulunuyor muyum olsanız hala burada yıllık vergi beyanınızı yapıyor olmanız gerekecek. İkincisi, farz edelim burada jüri olma yükümlülüğünüz geliyor. Bu tip gelme durumundan haberdar olmanız gerekecek. Dolayısıyla ikamet adresinize gelecek bu tip posta ya da haberlere devamlı ulaşmış olmanızda fayda var. Ki bu tip yükümlülükleri yerine getirmemeden dolayı herhangi bir cezayla karşı karşıya kalmayınız. Yoksa burada siz Amerikan pasaportunu aldıktan sonra hiçbir sorun yaşamadan istediğiniz kadar ülke dışında kaldığınızda hiçbir engel olmayacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Ürünlerimiz bir aya kadar hazır. Amerika'da kurulacak olan firmaya yavaş yavaş fatura edip ticareti başlatacağız. E1 vizesi için birincisi bu malların belli oranda Amerika'da satılması şart mı? İkincisi ise E1 için başvuru için kaç dolar değerinde malzeme getirmemiz başvuru için yararlı olur diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ki bu değerli takipçimizin öğrenmek istediği durum ne zaman E1 vizesi başvurusuna hazır hale gelir firmamız demek istiyor. Belli bir tutar ya da miktar vermemiz çok kolay olmayabilir. Ama E1 vizesindeki kriter önemli olan ciddi ölçüde bir ticaretin başlamış olması ve yapılıyor olması gerekecek. Dolayısıyla ben bir konteyner mal getirdim diye E1 vizesine yeterli uygun olmayacak kişiler. Dolayısıyla bu birden fazla konteynerin gelmesi tabii neye bağlı olacak? Gelen konteynerlerin satılması ve yenilerin gelmesi, satış ve bu şekilde ihracatın devam ediyor olmasına bağlı. Dolayısıyla önemli olan nokta
belli bir ciddi ölçüde ticareti sağlar noktaya gelindiği anda hem ülke dışından birden fazla buraya konteyner mallar getirilmiş oluyor olacak. İki, hem de burada getirilen mallar satılıyor olmuş olacak. Dolayısıyla aktif bir şekilde ciddi anlamda ticareti yapan bir şirket ortaya çıkıyor olacak ve bundan dolayı da E1 vizesi imkanı sizin için mümkün hale gelecek. Dolayısıyla ben şöyle bir sınırlama getirmek istemiyorum. İşte şu kadar derinde bir konteyner olacak diye bir şart yok. Önemli olan sizin getireceğiniz ve satacağınız ürünleri getiriyor olmanız ve bunların ciddi anlamda geliyor olması. Yani hani şöyle anlatayım ben size. Ufak bir kargoyla işte mal getirilip arada bir satılması E1'e götürecek bir durum değil. Dolayısıyla ciddi ticaret anlamında bir çalışmanın yapılıyor olması lazım. Ve siz buradaki getirdiğiniz malları da Amerika'da satmaya devam ettiğiniz zaman da sizin E1 vizesi adımındaki şirketinizin işte ticari durumunu ve gerçekten bir ticaretle uğraşan bir şirket olduğunu göstergesi olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bir bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika vatandaşı bir bayan ile evlenilirse İngilizce bilmek gerekli mi? Vize görüşmesinde bir problem olur mu diye takipçimiz bize soruyor. İngilizce bilmek ya da İngilizceyi çok iyi bilmek bir şart değil. Yani dolayısıyla siz Amerikan vatandaşıyla evlendiğinizde onun üzerinden yeşil kart alabilmek ya da Amerikan konsolosu üzerinden göçmenlik vizesini alma şartlarından bir tanesi İngilizce bilip bilmemeniz olmayacaktır. Ama evliliğin gerçekliği noktasını değerlendirmesi durumunda gerçekten sizin bir çift olduğunuz ve bu evliliğin gerçek olduğuna kanaat getirmesi için tabii ki Amerikan konsolosluğu görevliler bu İngilizce bilip bilmeme olayına takılacaklardır. Dolayısıyla siz şöyle yapmanız çok kolay olmayacaktır. Yani ben tamam evlendim, biz birbirimizi seviyoruz ama işte anlaşamıyoruz. Ya da ben hiç İngilizce bilmiyorum, o hiç Türkçe bilmiyor. Çok mantıklı bir görüntü çizmeyebilir. Gerçek olabilir ilişkiniz ama bu Amerikan konsolosluğunun size bakışında nasıl iletişimde olduğunuz noktasına bakışında evliliğin gerçekliğini kanıtlamama yoluna gidebilir ve onları sizin göçmenlik vize başvurunuzu reddetmesi durumuna götürebilir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Ben bu yaz Work and Travel ile Amerika'da olacağım. Aynı zamanda Green Card çekilişine başvurdum. Eğer Green Card çıkarsa, sıram ben Amerika'dayken gelirse Türkiye'ye dönmek zorunda kalır mıyım? Veya sıramın gelmesini beklemek zorunda mıyım diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi eğer siz Amerika'da Work and Travel'la geldiğinizde ki gelmeden önce büyük bir ihtimalle Green Card çekilişinin çıkıp çıkmadığını öğreneceksiniz. Ya da yakın zamanlarda öğreneceksiniz. Ve dolayısıyla Amerika'ya geldikten sonra eğer Green Card'dan çıkmış durumunuz netleşmişse ve burada da başka bir yasal statüye geçme planınız var ise o zaman o yasal statüye geçip burada resmi kalabildiğiniz süreç içinde yeşil kart sürecinde başlatabileceksiniz. Yoksa eğer böyle bir durum var ise tabii ki Amerikan konsolosluğu üzerinden de gerekli çalışmalar yapılıp Türkiye'ye gidip Amerikan konsolosluğundan yeşil kartınızı almanızda ya da göçmenlik vizenizi almanızda mümkün olacaktır. Yani sorunuzun cevabı evet mümkün. Ülke dışına çıkmadan burada yeşil karta geçebilirsiniz. Ama önemli olan Amerika'da bu geçişi yaparken yasal statünüzü koruyor olmanız ve bu yasal statünüzü korurken bu adımları atıyor olmanız önemli olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Green Card ile Amerika'da yaşayan biri yatırımcı olmaya karar verirse statü değişikliği yapmak zorunda mı diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Eğer sizin Green Card'ınız varsa bunun anlamı sizin Amerika'da ikametgah edip yaşayabilmeniz ve çalışabilmenize ve seyahat edebilmenize imkan sağlayan bir oturumdur bu. Dolayısıyla siz eğer bir şekilde Green Card'ı elde ettiyseniz ondan sonra yatırımcı olmaya karar verdiğinizde herhangi bir statü değişikliği yapmanızı gerektiren bir durum yok. Dolayısıyla siz ister yatırımcı olup kendi işinizi yaparsınız ya da yürütürsünüz ya da isterseniz bir iş yerinde çalışıp yani çalışan olarak çalışıp geçiminizi sağlarsınız. Dolayısıyla sizin yeşil kartınızda herhangi bir değişikliğe bu yol açmayacak. Eğer farz edelim iş yeri üzerinden aldıysanız yeşil kartınızı işte en az 6 ay ya da 1 yıl çalıştıktan sonra kendi işinizi yapabilirsiniz ya da kendi yatırımınızı yapabilirsiniz. Ya da başka bir iş yerinde çalışarak
burada kalabilirsin. Dolayısıyla bu noktalarda herhangi bir değişiklik yapmanızı gerektiren bir durum söz konusu olmayacaktır. Çünkü sizin hani çalışma izni veren bir vize ya da statüde değilsiniz. Siz direkt burada oturum hakkına sahip olduğunuz yeşil kartta, green kartta sahip olduğunuz için ister çalışırsınız, ister okursunuz, ister kendi işinizi yaparsınız ya da isterseniz seyahat edersiniz. Bu konuda herhangi bir sorun yaşamanız mümkün olmayacak. Dolayısıyla yatırımla ilerlemek istediğinizde de yatırım üzerinden ilerleyebileceksiniz. Herhangi bir statü değişikliğine girmeden deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında takipçimizden gelen soru şu yönde. Ben askerlik yapmadım. Green Card çıkarsa Amerika'da yaşamaya başladıktan sonra Türkiye'ye dönünce askerlik sürecim nasıl olur diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi eğer siz Amerika'da Green Card'la yaşarken Türkiye'deki askerlik yükümlülüğünüzü yerine getirmek istediğinizde önemli olan nokta Amerika'da yaşadığınız eyaletin bağlı olduğu Türk konsolosluğuna giderek orası üzerinden, askerlik bölümü üzerinden ya gerek teciliniz ya da gerekse askerliğinizi ne zaman yapacağınız ya da bedelliği ne zaman yapma durumunuz mümkün olacak tarzı değerlendirmeleri yapmanızda fayda olacaktır. Dolayısıyla sonuçta siz eğer Amerika'da green card'la bulunuyorsanız gerekli tecili yapma imkanınız olacak. Tabii ki bu noktada askerliğinizi yerine getirmek ya da getirmeme durumunu en güzel o şekilde değerlendirmiş olacaksınız. Dolayısıyla önce önemli olan tabii sizin green card'ı alıp diğeri de Amerika'da yaşıyor olmanız. Ondan sonraki süreçte bu duruma dikkat ederek önemli olan bakaya düşmeden askerlik işlemlerinizi halledebileceksiniz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika'da, Florida'da üniversite okumak için neler yapmamız lazım diye takipçimiz bize soruyor. Hangi eyalette ve üniversitede okumaya karar verdiyseniz önemli olan ilk yapacağınız şey bu karar verdiğiniz üniversiteyle iletişime geçmek. Ama bu üniversitede eğitiminizi alabilmek için gerekli başvurularınızı yapıp üniversiteden kabul almanız gerekiyor. Eğer sizi farz edelim Florida'da gitmeyi istediğiniz üniversitelerden bir tanesi kabul ederse o zaman o üniversiteden size uluslararası öğrenci olabilmeniz için I-20 formunu göndermesini istiyorsunuz. Ve size I-20 formunu onlar gönderdikten sonra siz I-20 formunu ve finansal belgelerinizle beraber Amerikan Konsolosluğu'na öğrenci vizesi başvurusu yapıyorsunuz. Ve eğer Amerikan Konsolosluğu size F-1 yani öğrenci vizesini verirse ve bunu pasaportunuza basarsa bu damgayı, ondan sonra Amerika'ya gelip eğitiminize bu planladığınız ya da kalmayı planladığınız Florida'daki üniversitede başlamanız mümkün oluyor. Dolayısıyla bu noktada benim bu genç arkadaşımıza tavsiyem direkt okulla irtibata geçsin ve okula kabul almak için gerekli çalışmaları yapsın ve okulda kendisini kabul ettikten sonra da kendisi bu adımlarını atarak eğitimde burada devam edebilir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. New York'ta kurulan şirket ile örneğin Florida'da devam edilebilir mi? Yoksa Amerika'da hangi eyalette iş yapmak istiyorsam o eyalette mi şirket kurmam gerekiyor diye takipçimiz bize soruyor. Aslında ikisi de mümkün olan durumlar. Tabii şöyle söyleyeyim öncelikle. Eğer siz New York'ta bir şirket kurduysanız ve New York'taki şirketiniz firmanızın merkezi olacaksa Amerika'da ve ondan sonra da Florida'da devam etmek istiyorsanız tabii ki New York şirketi Florida'da iş yapmak için Florida'dan izin alacaktır. Dolayısıyla Florida eyaletinden yabancı şirket olarak, New York şirketi olarak iş yapma iznini aldıktan sonra sizin New York'taki şirketiniz Florida'da da iş yapmaya devam edebilecektir. Ama tabii şu çok önemli. Eğer siz ikinci dediğiniz noktada, eğer siz hangi eyalette gerçekten iş yapacaksanız o eyalette şirketinizi kurmanızda fayda var. Çünkü bu sayede çok farklı işte muhasebe giderlerine, çok farklı bir daha fazla eyaletin yerine getirmeniz gereken yükümlülüklerle uğraşmak zorunda kalmayacaksınız. Dolayısıyla bu noktadaki tavsiyemiz nerede gerçekten fiziksel olarak yer alacaksınız, şirket orada kurmakta fayda var. Yok o internet üzerinden iş yapacak firma olacaksa o zaman da en uygun olan vergisel anlamda ise fayda sağlayacak eyalette kuruluş yapıp çalışmalarınızı yapmanızda fayda var deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Amerika'ya turist olarak gireceğim, sağlık ile ilgili sıkıntı yaşarsam diye sigorta yapmak istiyorum.
böyle bir imkanım var mı acaba diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Eğer siz buraya seyahat amacıyla gelecekseniz ve bu seyahatin sırasında herhangi bir sağlık durumunda sigortanızın olmasını arzu ediyorsanız tavsiyem siz gelmeden Türkiye'de hatta bu acentalar var, bu vizeyle ilgili çalışmalar yapan onlarla da irtibatlı olup ya da hangi tür kurumlar bunu sağlıyorsa Türkiye'den size uluslararası seyahatinizde de sigorta imkanını sağlayacaklardır. Dolayısıyla bu tip bir sigortayla görüşüp sigortanızı yaparsanız çok daha ideal olur. Yoksa Amerika'ya geldiğinizde sadece seyahat anında olduğunuz bu dönemde kalkıp buradan bir sağlık sigortası almanız mümkün olmayacaktır. Tavsiyemiz gelmeden uluslararası anlamda da Amerika'daki seyahatin sırasında yaşayacağınız sorunlarla ilgili bir sağlık sigortası paketi ya da imkanını gelmeden önce almanızda fayda vardır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Yeşil pasaportum var. Amerika'ya vize almadan gidebilir miyim? Gidemezsem yeşil pasaport sahibi olmam, Amerika'sı vizesi almamda kolaylık sağlar mı? Türk vatandaşlarının Amerika'ya gelebilmesi için vize alma şartları var. Dolayısıyla bu ister yeşil pasaport olsun, ister normal pasaport olsun, kişiler vize almak zorundalar Amerikan konsolosluğundan. Ama tabii ki kişinin yeşil pasaportun olmuş olması genelde pozitif bakılan bir durumdur ve dolayısıyla Amerikan konsolosluğunda vize verirken size bir nebze olsun daha artı veya da fayda getireceğini ya da getirebileceğini söyleyebilirim deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika'da var olan şirketimde çalışması için kardeş ya da aileden birine sponsor olup şirketimde mesleğiyle ilgili pozisyonda işe alabilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şu var, eğer sizin Amerika'da bir firmanız var ise ve bu firmanız çalışma vizesi altında bir aile bireyini getirmek istiyorsa burada önemli olan şudur. Tabii ki bu noktada bir engel yok. Aile bireyi olup olmaması sizin o kişiyi alamayacağınız ya da alabileceğiniz anlamına gelmez. Dolayısıyla önemli olan nokta şirketin gerçekten böyle bir pozisyona ihtiyaç duyması ve getirmek istediği ya da çalışacağı profesyonel ya da kişinin o özelliklere sahip olması ve vizeyi alabilmesi. Tabii ki bu kişi eğer sizin kardeşiniz ya da ailenizden biri ise bu bir engel teşkil etmez çalışma vizelerinde. Önemli olan kişinin ya da pozisyonun uygunluğu ve şirketin bunu ödemeyi yapabileceği, bu finansal durum için kişinin maaşını karşılayabileceği noktanın uygun oluyor olması önemli. Diğer bir durumda eğer şirket bu kişiye yeşil kart alacaksa o zaman yeşil kartlarda şirket ile getirilecek kişi arasında ailevi bağlı olması aslında gerçekten bu gerçek bir iş mi yoksa kişiyi getirmek için düzenlenen bir durum olup olmadığı noktasında bir inceleme yeme durumunuz olabilir. Bu incelemeden başarılı geçirirse tabii ki siz o kişiyi hala getirebilirsiniz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.